Pandemide sağlıklı beslenme genel olarak yani her aldığımız gıdaya dikkat etmemiz gerekiyor. Başta hijyen olarak dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de gıdaların sağlıklı olması gerekli. Sağlıklı gıdalara neler eklenebilir? Mesela yeşil yapraklı sebzeler, probiyotik, prebiyotik gıdalar. Bunlar nelerdir? Mesela bir pırasa prebiyotik bir besindir ya da bir kefir probiyotikli yoğurtlar probiyotik gıdalar içerisindedir. Bunun dışında düzenli olarak protein almamız gerekiyor. Protein kaynakları nelerdir? Mesela kuru baklagiller, kırmızı et, balık eti, tabii organik olmak şartıyla, beyaz et, özellikle somon grubu, uskumru grubu, omega 3'ten zengin olduğundan dolayı sağlıklı protein kaynakları arasına girer. Ne kadar az işlenmiş ürün alırsak, hijyenik ürün alırsak bizim için o kadar sağlıklıdır. Mesela bağışıklık önemli bu süreçte bizim için. Bağışıklığı güçlendirmek adına neler yapılabilir? Sebze ve meyvelerin porsiyonları artırılabilir. Yine düzenli olarak kuru baklagil veya ara ara et tüketilebilir. Düzenli olarak yoğurt, kefir gibi probiyotik kaynakları beslenmenize ekleyebilirsiniz. Eğer kişinin arı ürünlerine alerjisi yoksa propolis dahil edebilir. Tabii bunları da bir doktordan veya diyetisyenden danışarak tüketmemiz gerekiyor. Çünkü bunları tüketmemesi gereken gruplar da var. Yine tüketmemesi gereken gruplar harici bitkisel çaylar neler olabilir? Yeşil çay veya beyaz çayın da bağışıklık güçlendirici etkileri var. Özellikle ben bu süreçte bu virüse yakalananlara veya genel önerilerde bulunmak için kırmızı meyveleri ve sebzeleri öneriyorum. Onların bir tık daha antioksidan kapasitesi daha yüksek. Mesela kapya biber, kırmızı biber olabilir, nar olabilir ya da kırmızı lahana yani rengi kırmızı olan sebze ve meyveleri ben daha çok öneriyorum. Gene chia, keten tohumu, bunlarda da sağlıklı yağ asitleri var. Fındık yağı, zeytinyağı, bunlar ya da ceviz, fındık, badem. Bunlar kaliteli yağ asitlerini içerdiği için genel sağlığı iyileştirme özelliklerine sahip. Tahıl grubundan da benim önerdiğim kino olabilir. Tam tahıllı, tam buğdaylı, çavdarlı ekmekler olabilir. Yulaf olabilir. Ya da kepekli ürünler olabilir. Yani beyaz unla yapılan tahıllar yerine, makarna, börek, hamur işleri yerine tam buğday unuyla yapılan yemeklere yer vermeniz. Tabii bunların hepsinde porsiyon kontrolü sağlamak zorundayız. Çünkü her şeyin su dahil her şeyin fazlası zarar. Çok aşırıya kaçmadan insanlar beslenmelerine dahil edebilir. En önemli şey de tabii ki su. Yani suyu az içen bir insan çok güçlü bir bağışıklığa sahip olabilir mi? Açıkçası bilemiyorum. Çünkü vücuttaki tüm sistemler suya bağlı çalışıyor. Yani bağışıklık sistemi de dahil vücudun zararlı atıkları uzaklaştırması vesaire hepsi suya bağlı gerçekleştiğinden dolayı en başta su içmelerini öneriyorum. Zaten Covid'e yakalanan insanlara bol istirahat ve bol sıvı öneriliyor. Bunu yakalanmadan tüketirsek daha doğru olur bizim için. Bu dönemde aslında ne yazık ki insanlar uzak durması gereken besinlere daha çok yöneldi. Evde çok fazla tarifler denendi. Şekerli tarifler, beyaz unlu tarifler, hazır gıda alışverişine daha çok yöneldiler. Trans yağ içeren gıdalar yani dışarıda sürekli yanmış bir şekilde pişirilen yağlı yemekler. Mesela bazı fast food lokantaları sık sık yağ değiştirmiyor. Aynı yağ saatlerce kullanabiliyor. Ya da bazı paket gıdalar trans yağ içeriyor. Trans yağ içermeyenler de trans yağ yoktur ibaresi ekleniyor. Trans yağ içeren paket gıdalardan uzak duralım. Sodyum glutamat içeren işte sosis, salam, sucuk gibi salamura et ürünlerinden uzak durmakta fayda var. Yine aynı şekilde böyle çok jelibon tarzı işte şekerlemeler, abur cuburlar bunlar da genel sağlığa olumsuz etkileri var. Cips tarzı ya da tuzlu krakerler, çubuk krakerler bunların genel sağlığa ciddi manada olumsuz etkileri var. Bir de pastörize edilmemiş bu süreçte süt ürünlerinden uzak durmalarını öneriyorum. Yine aynı şekilde mesela bir et alıyoruz. Et alışverişimiz olacak. Çok bazı lokantalar, restoranlar çok yanmış bir şekilde servis edebiliyor ya da çok yağlı kızarmış bir şekilde servis edebiliyor. Ben kesinlikle bu süreçte önermiyorum. Ve her şeyin fazlasından da az önce söylediğim gibi kaçınmak gerekiyor. Yani bir insan şeker çok az miktarda şekerli bir gıda yedi diye bağışıklığı düşecek değil ama insanlar çok fazla miktarda her gün yöneliyor. Bizim için bu ciddi manada sakıncalı. Yani bu şekerli ve hamur işi gıdalardan ve
paket gıdalarından birçoğundan uzak durursak bizim için pandemide beslenmede daha doğru bir yaklaşım olacaktır.